Bir canlı bağlantı yapacağız. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastanede karşımızda. Ahmet, çalışmalar ne durumda, nedir izlenimlerin? Burak, biraz önceki yayınımızı tamamlayalım. Atatürk Havalimanı içindeki Yeşilköy'deki Acil Durum Hastanesi'nin içindeydik. Biraz önce izledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu hastaneyi ziyaret etti. Önce arkayı göstereceğiz. Burası karınca yuvası gibi. 45 günde hastane bitirmek kolay değil. Bu nedenle 3 vardiya halinde binlerce işçi gece gündüz vardiyalı bir şekilde çalışıyorlar ve 45 gün içinde bu 1008 yataklı hastanenin tamamlanması bekleniyor. Salgın başladıktan sonra, koronavirüs tehlikesi Türkiye'de de baş gösterdikten sonra bu hastanenin inşaatı başladı. Sadece bir pandemi salgın hastanesi olmayacak. İstanbul biliyorsunuz deprem tehlikesi altında, unutmamamız gereken bir nokta. O depremden sonra da kullanılabilecek, kullanılması planlanan hastanelerden biri olacak. 1008 yataklı yine Sancaktepe'de, bunun gibi yine ikiz diyebileceğimiz bir başka hastane inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor. Cahit Kazan'dan rica ediyorum. Şimdi bu uzun koridoru görüyorsunuz. Bu hastanede 1008 yatak var dedik ama detaya inecek olursak 432 tane yoğun bakım ünitesi olacak. 576 banyolu yatak odası olacak. Şimdi hastanenin içindeki odalardan bir tanesini gösterelim hızlıca. Burası salgın döneminde salgını kontrol altında tutabilmek için de tasarlandı aynı zamanda. Neden böyle söylüyorum? Hastane odasına girerken bölümlerden geçiyorsunuz. Yani bir sterilizasyon var bu odaların içinde ve içerideki hastalığı dışarıya çıkartmamak üzerine bir yapısal form tasarlanmış. Hemen yan tarafta ayrı bir bölüm var. Burayı görebiliyorsunuz. Burası sterilizasyon bölümü olacak. Hastane tamamen bitmedi. %85'inin bittiğini söyleyelim. Hastane inşaatında toplam 4000 işçi 3 vardiya halinde çalışıyor ve bu hastanede tam teşekküllü ameliyathaneler, MR cihazları olacak. Yani sadece salgın döneminde ve deprem döneminde de hizmet vermeyecek. Yine genel anlamda bir hastalık noktasında bu hastane efektif bir şekilde çalışabilecek. Yine bunun dışında önemli detaylar var. Toplam alan 184.000 metrekare üzerine kurulu ve bu yapı içerisinde çeşitli hastalıklara da yine tedavileri yönünden hizmet verilebilecek. Biraz önce söylediğim gibi salgın, deprem ve her türlü afet durumunda bu hastane hizmette olacak. İnşaat 8 Nisan'da başladı ve hastanenin 45 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Burak Özcan. Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen hastane ile ilgili son durumu son